Aldı da bir yağmur, Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin satırızı uzun eteği camur, katibimin satırızı uzun eteği camur. Galatasaray televizyonu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Aslanlar Yarışıyor'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız ve bugün oldukça farklı bir yerdeyiz. Peki neredeyiz Merve? Öcan, senin de söylediğin gibi bugün Anadolu yakasındayız ve Üsküdar'dayız. Bakalım Üsküdar'da bizi nasıl bir yarışma bekliyor bugün? O zaman yarışmamız başlasın. Katibimi ara iken yandım da buldum. Katibimi ara iken andım da buldum. Katibim ben katibim el karışur. Katibim köleli de gömlek ne güzel yaraşur. Üsküdar'da ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, Ayşenur benim ismim. İstanbul'da oturuyorsunuz. Evet. Size Aslanlar Yarışıyor'da 3 soru soracağız. 3 soruyu doğru cevaplarsanız eğer GS Store'dan şu elimde görmüş olduğunuz güzel hediyeyi vermek istiyoruz. Hazır mısınız? Merve. Galatasaray'ı yakından takip eder misiniz? Yani hiç maç izleme fırsatınız oldu mu? Yok, olmadı. O zaman o heyecanı yaşamanızı diliyoruz. Mutlaka bizden. Diliyoruz. Türk Telekom Arena'da. Tabii hani izliyorum ama hani rast geldiği zamanlarda. Çok fazla değil. Anladım. O zaman biz, siz hazırsanız sorulara geçelim. İlk soru geliyor. Galatasaray Teknik Direktör Jan Ole Riker'in yönetiminde kaçıncı kupasını aldı? Bir mi, iki mi? Düşünün isterseniz. Kaç olabilir? İki. İki. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız iki. Bakalım. Doğru cevap, doğru cevap mı? Yarışmacımız iki cevabını vererek soruya doğru cevap vermiş. Doğru bir şekilde başardı. Cevapladı. Tebrikler. Antalya'da Türkiye Kupası ve Konya'da da Süper Kupayı kazandı Jan Ole Riekerik. O zaman ikinci soruya geçelim. Hazır mısınız? Bu güncel bir soru. Yeni transferimiz Luis Cavanda'nın forma numarası kaçtır? 39 mu, 37 mi? Çok güncel bir soru aslında. İlk 39 dediniz herhalde. 39 mu, 37 mi? 39. 39 bir son kararınız. Bir tahmin yürüttünüz. Çok emin dediniz. Değilsiniz sanki. Ama 39 son bakalım. Kararınız herhalde. Bakalım yarışmacımızın şansı mı? Yolunda gidecek mi bakalım. Yarışmacımız ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Tebrikler. Emin değildiniz ama şanslısınız. Doğru cevaptı. Ve hediye için son soru. Heyecanlı mısınız? Evet. Son sorularda zaten yarışmacılarımız oldukça heyecanlanıyorlar. Hediye için bakalım son sorumuz ne? Voleybol takip ediyor musunuz? Yok. Ya fazla değil. Üçüncü soru bakalım. Voleyboldan bir soru. Galatasaray ADI Sigorta erkek voleybol takımında kim hem oyuncu hem de sportif menajer olarak göreve getirilmiştir? Can Ayvazoğlu mu, Emin Gök mü? Bu da aslında güncel bir soru. Voleybolu yeni pek takip açıklandı. Etmediğiniz söyledi yarışmacımız ama. Hem oyuncu olarak görev yapacak hem de sportif menajer olarak. Can Ayvazoğlu. Can Ayvazoğlu mu? İlk seçeneği şimdi söyledi. Şimdi biz bilmiyoruz. Kararsız kaldı yarışmacımız. Kararsız kaldınız. Can son Ayvazoğlu mu, Emin Gök mü? Can Ayvazoğlu diyorum ben. Yarışmacımız emin son olmamakla birlikte Can Ayvazoğlu, Can Ayvazoğlu cevabını verdi. Can Ayvazoğlu cevabı yarışmacımıza Galatasaray Store'dan hediyeyi kazandırdı. Tebrikler. Ve tebrik ediyoruz. Hediyenizi takdim ediyoruz. Duygularınızı alalım. Güzeldi sizinle yarışmak. Teşekkür ederim. Ben biz teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Ediyoruz. Evet, Üsküdar'da ilk yarışmacımız GS Store'dan hediyenin sahibi olmayı başardı.
Arda. Şimdi bir başka yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Mahmut. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, İstanbul'da Ekoz'da yaşıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı yakından takip ediyorsunuz o zaman. Takip edebildiğim kadarıyla denizciyim. İmkan buldukça takip ediyorum. Size 3 soru soracağız yarışmamızda. 3 soruya doğru cevap verirseniz eğer Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım, buyurun başlayalım. Yarışmacımız hazır mı söyleyeceğim? Yarışmacımız hazır olduğunu söyledi. Başarılar diliyorum size ve ilk sorunuz geliyor. Galatasaray'ın yeni transferi Luis Cavanda hangi takımdan gelmiştir? Trabzonspor mu, Kasımpaşa? Trabzonspor'dan. Çok güncel bir soru. Güncel bir soru ve hızlı bir cevap geldi yarışmacımızdan. Son kararınız mı? Son kararım, Trabzonspor. Yarışmacımız Trabzonspor cevabını vererek ilk soruyu doğru bir şekilde cevaplamış oldu. Şanslısınız. Çok güncel bir soru geldi ilk soru olarak. Güncel bir soru geldi yarışmacımıza ve ikinci sorunuz geliyor. 2016-2017 Turgay Şeren sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile kaçıncı haftada karşılaşacağız? 11. hafta mı? 9. hafta mı? Hiç incelediniz mi? İnceleme fırsatınız oldu mu? Yok. Fikstür ne zaman çekildi ondan bile haberim yok. 11. hafta diyor. Emin olmayarak. Yani hani derbilere, genel fikstüre, derbilere ilk bakarız, önem veririz falan. Yarışmacımız 11. hafta cevabını verdi. Doğru tahmin cevap yürüttüğünü mı? Söyledi. Bakalım o tahmin doğru işe mu? Yarayacak mı? Doğru cevap 11. hafta olacaktı. Ve tebrikler. Yarışmacımız böylece 2'de 2 yapmış oldu ve hediye için son soru. Şanslı günümmüş. Heyecanlı mısınız? Bakalım şanslı mısınız? Üçüncü sorudan sonra şans göreceğiz onu. Şans yanınızda olacak mı? Ve hediye için son sorumuz geliyor. Voleybolla ilgili bir soru. Galatasaray Daikin Bayan Voleybol takımında kim hem oyuncu hem de sportif menajer olarak bu sezon görev yapacak? Gamze Alikaya mı? Nihan Güneyli Gilbe? Oo, bu daha sert geldi soru. Biraz şanslıydınız daha sert ama aslında bu da çok güncel bir soru. Yani şu an size gelen soruların hepsi çok güncel. Doğrudur. Takip edemediğimden kaynaklanıyor. İsimleri bir daha alabilir miyim? Gamze Alikaya mı? Nihan Güneyli Gilme. Gamze Alikaya. Emin misiniz? Yarışmacımız Gamze Alikaya seçeneğini söyledi. Ama maalesef doğru cevap Nihan Güney'le ilgili olacaktı. Maalesef bu soruda şansınız yanınızda olmadı. Biz yine de teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldınız. Maalesef yarışmacımıza GS Store'dan hediyeyi veremedik. Üsküdar'da Aslanlar yarışıyor. Tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler ve bir başka yarışmacıyla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Emre Töğren, Çatalca'da oturuyorum. Aşırı Galatasaraylıyım. Yakından takip ediyorsunuz Galatasaray'ı. Yani, aynen, futbol takımını aşırı yani görmedim, aşk anlamında. Maçlara gelme imkanınız oldu mu? Öğrenci olduğum için değil ama bu sene üniversiteye geçtim. İnşallah bu sene Konya'da okuyacağım. Konya deplasmanına umuyoruz gidersiniz. Bizim hep kupa aldığımız yer, alışık olduğumuz Konya'da yer. Konya'da kupa kaldırmaya son olarak alışığız. Süper Kupayı kazanmış olduk. Ve hazırsanız eğer Merve sizlere sorularını sormaya başlayacak. Galatasaray bilgine güveniyorsun. Futbol bilgime güveniyorum. Bakalım yani sorular. Şansına da sanırım hepsi futbolla ilgili. O zaman ben ilk soruya geçiyorum. Normal süresi 1-1 biten Süper Kupa finalinde takımımız penaltı atışlarında Beşiktaş'ı hangi skorla yenmiştir? 3-0. Şıklar söylenmeden cevap geldi. Öyle bir seçenek var mı şıklarımızda? 3-0 mı? 3-1 mi diyecektim ama sen 3-0'dan eminsin sanırım. 3-0. Muslera sağ olsun. Aldık kupayı. Full izledik maçı. 3 defa, 4 defa izledik. Yarışmacımız 3-0 dedi. Cevabını. Ve zaten ben şıkları söylemeden de o cevaptan çok emindi ve ilk soruya doğru cevap vermeyi başardı. Evet, ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soruya geçiyorum ben. Galatasaray geçtiğimiz sezonun son maçında hangi takımla karşılaşmıştı? Akhisar Belediyespor mu, Kayserispor mu? Kayserispor. Emin misin? Eminim. Kayseri Spor'sa eğer, sen Kayseri Spor olduğunu söylüyorsun, maçın skorunu hatırlıyor musun? Maçın skoru, şıkları var mı? Yok, ben sordum, tahmin. Bol gollü bir maç olmuştu diye hatırlıyorum ben. Son maçta? 3-2 veya beraberlik, 5-1. Yani öncelikle... Bir dakika.
Skoru hatırlayamadın. Tamam sen. Skoru hatırlayamadın. 6-0 veya 6-1 evet. Tamam. Bol gollü bir maç olmuş. Bol gollü bir maçtı. Kayseri Spor dedin. Kayseri Spor bakalım. Doğru cevap mı? Öncelikle ona bakalım. Yarışmacımız Kayseri Spor cevabını vererek ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Skor tahmini aslında yaklaştı. Bir 6-1 mi dedi, 6-0 mı dedi? O maç 6-0. 6-0 bitmişti. Bitmişti. Takımımız adına. Ve o zaman son soru. Hediye için son soru. Heyecanlı mısın? Yok değilim aşkım. Rahatım ben diyorsun. Yani ben son soruyu da bileceğim. O hediyeyi sizden alacağım diyorsun. Diğer yarışmacılarımız gibi heyecanlı olmadığını söyledi yarışmacımız. Tamam bakalım. Üçüncü soru geliyor. Evet. 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisindeki desibel rekoru kaçtır? Buna şıkları söylememi istiyor musun? 130 küsürlü bir şeydi. Ben o zaman şıkları söyleyeyim. Şıkları söyle Merve. 131,76 mı? 111,76 mı? 131,76. 131,76 son kararın. 131,76. Aynen. Yarışmacımız son kararı olduğunu söyledi. 131,76. Yarışmacımız 3. soruya da doğru cevap vererek 3'te 3 yaptı ve Galatasaray Store'dan. GS Store'dan güzel bir hediyenin de sahibi olduğu duygularınızı alalım. Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim buradan. Galatasaray koleksiyonuna bir hediyemi daha ekliyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de mutlu olduk ve yine tebrik ediyoruz sizi. Evet. Bir yarışmacımıza daha Galatasaray Store'dan hediye verdik. Şimdi bir başka yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Murat, soy ismim Akbaş. Düzce'de yaşıyorum. Ceylanpınar'da memur olarak görev yapıyorum. Galatasaray'ı yakından takip ediyor musunuz? Maçlara gitme fırsatı buluyor musunuz? Yani işlerden dolayı pek fırsat bulamıyorum ama yani takip etmeye çalışıyorum. Yani en sonki maç 1-1 bitti Beşiktaş'la. Kupayı aldık. Ve çok mutluyum yani. Bu zor maç uzatmalara gitti. Evet. Ve penaltılar sonucunda da. Yani bu Galatasaray'ın almış olduğu kupalar tabii bizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Yani en kötü sezonumuzda bile kupalarla, iki kupayla yani kapatıyoruz. Evet, evet bu çok mutlu ediyor bizi. Yani Galatasaray'ın bu kronik bir şeyi. Kupa kazanma kupa olduğu her yerde var. Galatasaray evet. Her zaman hem favori gösterilir ve o kupayı zaten alır. Size 3 soru soracağız. 3 soru eğer doğru cevap verirseniz Galatasaray Store'da hediye armağan edeceğiz size. Hazır mısınız? Hazır. Yarışmacımız hazır olduğunu söyledi ve o zaman ben fazla bekletmeden size ilk sorunuzu yöneltiyorum ve başarılar diliyorum. Aşağıdaki futbolculardan hangisi Galatasaray formasıyla ilk kupa finaline çıkmıştır? Sinan Gümüş mü? Eren Derdi yok mu? İlk kupa finali Sinan Gümüş. Emin misin? Son kararınız mı? Eminim. İlk kupa finali. Evet. Eren Derdi yok. Eren Derdi yok. Evet. Kararsız kaldınız. Sinan ve Eren arasında böyle gittiniz geldiniz. İlk kupa finali deyince şimdi Eren Derdi yok takıma yeni katıldığı için. Yeni transferimiz. Oradan bir tahmin yürütünüz. Yarışmacımız son olarak Eren Derdi yok cevabını verdi ve bu tahmin işe yaradı. Doğru cevap da gelmiş oldu. Eren Derdi yok. Süper Kupa maçıyla birlikte ilk kupa finaline çıkmış oldu ve ilk soruda doğru cevap geldi o zaman. İkinci tebrikler. Soru geliyor. Biraz heyecan olduğu için tabii. Biraz heyecanlandınız. Heyecan olması normal. Yarışmadayız ve ikinci sorunuz geliyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek göreve geldiği günden beri futbolda kaç kupa kazandı? Şıklarımız 5 mi 3 mü? 5. Evet. Düşündünüz sanki biraz. Düşündüm çünkü şöyle son hani almış olduğumuz kupaları da dahil edince. Yani gerçi siz de haklısınız o kadar çok kupa alıyoruz ki o yüzden düşündü yani yarışmacımız. Karıştı. Evet. Son kararınız 5. Evet 5. Yarışmacımızdan 5 dedi. 5 cevabı geldi ve doğru cevap da geldi böylece ve hediye için son soru GS Store'dan sizi güzel bir hediye vermek istiyoruz. Hediye bekliyor bakalım. Üçüncü soru için hazır mısınız? İnanın çok heyecanlıyım çünkü
Galatasaray'ı çok seviyorum. Bakalım. Çok güzel. Üçüncü soruda doğru cevap gelecek mi? Son sorunuz geliyor. 1959'da başlayan profesyonel futbol dönemi sonrası Galatasaray toplamda kaç kez kupa aldı? 54 mü, 46 mı? 54 mü, 46 mı? Yani son günlerde bu da çok fazla aslında haberlerde vardı. 54. Tahmin yürüttünüz. Yani tahmin yürüttüm ama 54 diye düşünüyorum. 54 seçeneği daha cazip geldi. Emin misiniz diye sormayacağım. Emin değilsiniz ama son kararınız mı? Eminim, son kararım. Zaten iki şık eminsiniz. Arasından birini seçmesi gerekiyor yarışmacımızın ve 54 cevabını seçti. Peki doğru cevap mı? Tabii ki de doğru cevap 54 ve GS Store'dan hediyeyi takdim ettik. Duygularınızı alalım. Vallahi çok mutluyum bir Galatasaraylı olarak. Bu hediye almaktan da çok mutluyum. Galatasaray'la ilgili verilen sorulan sorulara doğru cevap vermekten de mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnşallah bu sene de bir kupayla sezonu kapatmayı düşünüyoruz. Yine kupalarla dolu bir sezon olmasını diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Yeniden tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Üsküdar'da bir yarışmacımız daha GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Üsküdar'da ve bir başka yarışmacıyla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Yusuf Taşkıran. İstanbul'da yaşıyorum, Anadolu Hisarı'nda oturuyorum. Kuaförüm. Takip ediyoruz mümkün. Galatasaray'ı takip etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Maçlara gelme fırsatınız oldu mu? Dönem dönem gidiyorum. Yani çok sık olmasa da. Yeni sezon heyecanı da başladı diyebiliriz ve sizi GS Store'dan güzel bir hediye bekliyor. Yarışma için hazır mısınız? Evet. Yarışmacımız hazır olduğunu söyledi Merve. Size 3 soru soracağız. 3 soruya doğru cevap verirseniz hediyenin sahibi olacaksınız. Ben o zaman geçiyorum sorulara. Beşiktaş'la karşılaştığımız Süper Kupa finalinde maçın adamı kim seçilmiştir? Fernando Muslera mı, Hakan Balta mı? Muslera. Fernando Muslera. Hızlı bir cevap geldi. Emin misiniz? Eminim. Bakalım doğru cevap mı? Bakalım doğru cevap mı? Yarışmacımız Fernando Muslera diyerek soruya doğru cevap vermeyi başardı. Ve ilk soruda doğru cevap da gelmiş oldu. Tebrikler. Teşekkür ederim. O zaman ikinci soruya geçiyorum ben. Beşiktaş'ta oynadığımız Süper Kupa finalinin ilk uzatma bölümünde golümüzü kim atmıştır? Hakan Balta mı? Lionel Carroll mu? Hakan Balta. Emin misiniz? Evet. Son kararınız Hakan Balta. Evet, son kararım. Yarışmacımız kendinden Hakan emin. Hakan Balta cevabını verdi. Hakan Balta cevabı yarışmacımıza. İkinci soruyu da böylece doğru cevaplamış oldu. Hediye İkinci için soruya geçiyorum. Son soru. Rio Olimpiyatlarını takip ettiniz mi? Çok fazla değil. Yani gazetelerde başlık olarak takip ettim ama şey olarak çok ayrıntılı. Bakalım. Bakalım. Yani bu soruyu da bilebileceğinizi umuyoruz. Bakalım. Ben soruya geçiyorum o zaman. Evet. Olimpiyat oyunları tarihinde erkekler 100 metrede üst üste 3. kez altın madalya kazanan isim kimdir? Usain Bolt mu? Justin Gatlin mi? Yüzmede dediniz. Atletizm. Koşuda. Evet. Usain Bolt. 100 metre üst üste. Evet. Usain Bolt. Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet. Yarışmacımız Usain Bolt. Emin. Cevabını verdi. Bakalım doğru mu? Bakalım hediye için. Doğru cevap olacak mı? Yarışmacımız 3. soruya da doğru cevap verdi ve 3'te 3 yaparak Galatasaray Store'dan da güzel bir hediyenin sahibi oldunuz. Size takdim ediyoruz. Duygularınızı alalım. Hediye için teşekkür ederim. Sorular kolay mıydı? Yani hani bilinecek tarzda sorular. Edenler için kolay, basit sorular. Futbolla alakalı da işte yeni sezonda bütün takımlara başarılar diliyorum. Aktif bir rekabet içerisinde dostça. Umuyoruz ki sezon sonunda şampiyon olacak taraf Galatasaray olur diyelim. Olur, ve bir kez daha sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Üsküdar'da yarışmacımız GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu.
Aslanlar yarışı orada. Bugün de güzel bir yarışmayı geride bıraktık. Üsküdar'da taraftarlarımıza Galatasaray Store'dan birbirinden güzel hediyeleri armağan ettik. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin satırızı uzun eteği camur. Katibimin satırızı uzun eteği camur.